Arkadaşlar iyi çalışmalar. Derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü uygulamamızda arkadaşlar tek yönlü dairesel bağlı listede eleman sayacağız. Eleman adetini bulacağız. Kaç adet düğüm var onu bulacağız arkadaşlar. Daha önceki derslerimizde bu kısımları görmüştük arkadaşlar. Başa ekle metodunu şu şekilde kapatıyorum. Sona ekle metodunu kapatıyorum. Baştan sil. Sondan sil. En son yazdır vardı arkadaşlar. Onu da şöyle kapatayım. Yazdırın üzerine bir integer dönüş tipi olsun. Eleman sayı diyelim arkadaşlar. Kaç düğüm olduğunu bulalım. Önce bir integer adet eşittir 0 diyorum. If diyorum arkadaşlar. Start eşit eşit null sayı. Yani hiç listede eleman yoksa return 0 diyoruz arkadaşlar. Else diyoruz. Burada önce temp start'ı atıyorum arkadaşlar baş düğümü. While'la arama son düğümümüz start'ı gösteriyordu. Son düğüme kadar arama yapsın. Temp'in next'i eşit olmadığı sürece start'a. Son düğümümüz neyi gösteriyordu? Start'ı gösteriyordu. Son düğüme kadar git dedik. Her gittiğinde adet bir artacak. Temp eşittir temp next diyoruz. Çünkü bir sonraki düğüme geç diyoruz arkadaşlar. En son şurada return adeti döndürelim. Burası bu kadar arkadaşlar eleman sayı. Şurada onu ekleyelim. Sondan eleman silmeden sonra şunu yapıştırıyorum. 5 diyorum bunu arkadaşlar. Şuna eleman adeti diyelim arkadaşlar. Eleman adeti için 5'e bastım. 4 saat şurada 5'i listeliği 6 yapalım arkadaşlar ve buraya araya bir tane case 5 ekliyoruz. Eleman sayı diyorum arkadaşlar. Bir ekle döngümüzden çıksın. Case yapısından çıksın. Eleman sayı. F11 ile çalıştırıyorum arkadaşlar. Bir test edelim. Önce eleman adeti 5'ti. Ona 5'e basıyorum arkadaşlar. Tabii şunu eklemedik arkadaşlar. Şimdi çıkıyorum, kapatıyorum. Şunun öncesine, eleman sayının öncesine printf diyorum. Eleman adeti diyorum. Yüzde %d. Şurada virgül koyuyorum. Şu kısmı şu şekilde olacaktı arkadaşlar. Eleman adetini karşıdan görelim. Şimdi önce 5 diyorum. Eleman adetine bakalım. Gördüğünüz gibi eleman adeti 0 dedi. Çünkü ekleme yapmadık. Ekleyelim arkadaşlar. 1'e basıyorum. Başa 10 ekledim. 2'ye basıyorum. 20. 2'ye basıyorum. 30. 2'ye basıyorum. 40. 2'ye basıyorum. 50. 5'e basıyorum. Eleman adetine bakalım arkadaşlar. Eleman adeti 4 dedi. Bir de listeye bakalım. 6'ya basarak listeleyelim. 1, 2, 3. Normalde 5 adetti ama burada şöyle yapalım. 5'e bas. Eleman adeti 4 diyor. Hep 1 eksik söyledi. Burada şu işlemi yapmamız gerekiyordu arkadaşlar. Burada son değeri de ekle adeti arttırmamız gerekiyordu. Onu unutmuşuz. Onu hemen ekleyelim. Adet art artı diyelim. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Önce 5'e bak istiyorum. Eleman adeti 0 dedi gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane ekleyelim arkadaşlar. 10 dedim. Bir tane ekledik. 5'e basıyorum. Şurada eleman adeti 1 dedi arkadaşlar. Tekrar ekliyorum. 2'ye basıyorum. 20. 2'ye basıyorum. 30. 2'ye basıyorum. 40. 2'ye basıyorum. 50. 5'e bastım. Eleman adeti 5 dedi arkadaşlar. Listeleyelim. Gerçekten 5 adet mi? Şuraya 6'ya basıyorum. Listelemesi için. Enter'ladım. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet elemanımız var. Eleman adetini bu şekilde buluyorduk arkadaşlar. Bir de elemanların data toplamlarını bulalım. Onun için de bir metot oluşturalım arkadaşlar. Onu da şuradan kopyalıyorum arkadaşlar. Vakit kaybı olmasın. Kopya diyorum. Üzerinde değişiklik yaparız. Şurada eleman sayı değil de data toplam diyelim. Burada adet değil de toplam eşittir 0 diyelim. Eğer startımız evet ilk listede hiç düğüm yoksa return 0 döndürsün arkadaşlar. Temp start'ı aldım. Temp hep bir adım ileriye gidecek, toplayacak. Burada adet artı artı demeyeceğiz arkadaşlar. Toplam artı eşittir diyeceğiz. Temp'in datası arkadaşlar. Bu şekilde gidecek.
En son şunu bir test ederek görelim. Return toplam diyelim arkadaşlar. Kodumuz bu şekilde. Şimdi case'e geçelim. Case'e 6. bir seçenek ekleyelim. Şunu kopyaladım. Yapıştırdım. Şuraya 5 değil 6 diyelim arkadaşlar. Ve eleman adeti değil de data toplamı diyelim. Data toplamı. Altıya bassın. Şunu al 5'e de 7 yapalım. Listeleme için 7'ye bassın. Şurada şunu kopyalıyorum. Case 5'i kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Case 6 diyeceğim arkadaşlar. Printf eleman adeti değil de data toplamı diyelim. Yüzde de eleman sayı değil. Data toplam diyelim. Şuradan bir bakayım. Data toplam. Şurada A olacaktı. Tamam. Bir ekle bitiriyoruz. Şunu da 7 yapalım. Listele 7 olsun arkadaşlar. Şimdi F11 ile bir test ediyorum arkadaşlar. Önce 7'ye 6'ya bir basayım. Data toplamı 0 mı yazacak? Data toplamı 0 dedi. Bir tane eleman ekleyelim arkadaşlar. 1 dedim. Ona ekledim. Tekrar 6'ya basıyorum arkadaşlar. Bir daha toplasın. Data toplamı 0 dedi. Burada bir hatamız var. 2 diyorum 20. Tekrar 6'ya basıyorum. Data toplamı için 6'ya basın dedi. Data toplamı 10 dedi. Burada ikinci elemanı toplamadı arkadaşlar. Onu şurada en sonuncu eleman ne yapıyorduk? Döngüden çıkınca son elemanda topla. Toplam artı eşittir. Temp'in datası. Şimdi tekrar F11'i çalıştırıyorum arkadaşlar. 6'ya basıyorum. Eleman data toplamı 0 dedi. Bir sayı ekleyelim. 1 dedim. 10'u ekledim arkadaşlar. 6'ya basıyorum. Data toplamı 10 dedi gördüğünüz gibi. Şimdi birkaç tane de ekleyelim. 20, 30. Şöyle 5 ile bir listeliyorum arkadaşlar. 7 ile. Datalarımız şunlar. 10, 20, 30. Toplarsak 60 edecek arkadaşlar. 6'ya basıyorum. Enter'ladım. Data toplamımız 6 dedi. Kodlarımız bu şekilde arkadaşlar. Data toplamımız da çalışıyor. Diğerlerini zaten önceki derslerde görmüştük. Eleman eklemeyi, silmeyi. Bu dersi de burada bitireceğim arkadaşlar. Eleman saymayı ve data toplamayı gördük. Tek yönlü dairesel liste uygulamasına devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar.